Efendim iyi akşamlar diliyoruz ve akşama doğruya başlıyoruz. 4 Haziran 2024 Salı. Değerli bir konuğumuz, bir hocamız var. Profesör Doktor Güngör Karauğuz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Şimdi hocam tabii çok önemli konular konuşacağız sevgili seyirciler. Bilmiyorum vaktimiz ne kadar müsaade eder ama Kur'an arkeolojisi verilerine göre Tevrat nasıl tahrif edildi ana başlığı. Evet. Yani çok derin, çok anlamlı, çok önemli konular konuşmaya çalışacağız. İnşallah bereketli olur. Zaman da bereketli olur. Konuşabiliriz diye düşünüyorum hocam. Şimdi hocam müsaadenizle başlayalım. Hiç sormayacağım. Nasılsınız buyurun. Bile? İyisinizdir buyurun. İnşallah. İyiyim şükürler olsun. Hocam şimdi buyurun. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz siz kendiniz yazdınız zaten. Gerçek evet. Hayat dergisinde önemli bir makaleniz yayınlandı. Doğru. Ve burada Tevrat nasıl tahrif edildi başlığıyla bir yazı kalemi aldınız. Bence evet. Çok değerli, çok eyvallah. Önemli. Bütün notlarının tekrar tekrar okunması gereken aslında hem İslam dünyasına evet. hem de dünyaya çok önemli hem de kaynaklarıyla veriler ortaya koyan bir bilimsel çalışmaydı. Bununla başlayalım. Şöyle işte şu soruyu soralım yani. Evet, hocam buyurun. Tevrat nasıl tahrif edildi? Bize anlatabilir misiniz? Evet. Şimdi tabii Tevrat'ın direkt nasıl tahrif edildi diye bir baştan başlasak yaratılış bölümünde, tekvim bölümünde tabii ta sonuna kadar bu uzun bir program olacaktır yani. Evet, evet. Ama tabii biz buradan bunun nasıl değiştirildiği noktasında birkaç örnek sunacağız ve seyircilere bu şekilde bir yol göstermiş olacağız, bir fikir vermiş olacağız inşallah. Tabii bunun nasıl değişmiş olduğunu bizim anlayabilmemiz için tabii öncelikle benim ortaya koymaya çalıştığım Kur'an arkeolojisi yöntemi var. Şimdi bu Kur'an arkeolojisi yöntemini biz önce bir sistemleştirip kafalarımızda tam olarak onu oturtturabilirsek o metodun dahilinde bu meselelere baktığımızda bunun nasıl değiştirilmiş olduğunu biz çok rahat görebileceğiz, görüyoruz da zaten. Zaten bununla ilgili de Maide suresi 15. ayette evet. zaten birinci de, hocam onları söyleyebiliriz. Mesela Ali'cim tamam. birinci görüntü şeyi gösterelim önce istersen 11. görüntü. Görüntüyü verelim. 11. Evet. Bu değil mi hocam? Evet, evet. Kur'an arkeolojisi yöntemimiz. Şimdi tabii ben Kur'an arkeolojisi diye de bir kitap yayınladım. Orada Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut peygamberlerin Kur'an arkeolojisi yöntemini kullanarak arkeolojik veriler ışığında aynı zamanda tabii Kur'an'ı baz alarak tarihini ve hangi devirlerde yaşadığını ortaya koyduk orada, evet. o kitapta. Şimdi tabii bunu orada ortaya koyarken bir metot sunduk ve dedik ki biz bu metodu kullanarak bunları yapıyoruz, yaptık. Şimdi bir tanesi Kur'an arkeolojisi metodumuzun bir tane Kur'an'ı kavramları biz netleştirmemiz gerekiyor. Yani iyi bir, anlamamız gerekiyor. Evet, bir kavram Kur'an'da mı geçiyor? Kur'an'ın kavramı mıdır? Tevrat'ın, İncil'lerin yoksa diğer İslam kaynaklarımızın kavramı mıdır? Bunu bilmemiz gerekiyor. Önce yani, Kur'an'ın kavramlarının netleştirilmesi lazım. Gerekiyor. Evet. Önce kavramları yani kavramın Kur'an'da geçtiğini önce kafalarımıza hangisinin geçmiş olduğunu nakşetmemiz gerekiyor. Bunu yapabilirsek zaten diğer kavramları da otomatikman nerelerde geçtiğini söyleyebiliriz. Mesela bir örnek verelim. Şimdi mesela Adem peygamber ve eşi cennette ağaçtan yiyince çıplaklaşırlar. Çıplaklaşınca derler ki kaynaklarda şöyle geçiyor. İncir yapraklarıyla üzerlerini örttü. Şimdi incir yaprağı dediğiniz zaman bu acaba Kur'an kavramı mı evet. ya da başka Tevrat kaynakların kavramı mı? Başka.
Ha, hemen sorduğumuzda bu Kur'an kavramı değil. Kur'an kavramında bu cennet yaprakları. Bakın. Ayrı bir dünyadan bahsediyoruz. Ayrı bir dünya tabii. Evet, Kur'an zaten evet. Ayrı bir dünya bahseder. Cennet başka bir alem. Tabii yani oradaki herhangi bir pek çok ağacın, orada bulunan pek çok ağacın yaprakları üzerine örtüyor. Utanmaları. Ama bu diyor ki incir yaprağı. Bakın Tevrat ne dedi? İncir yaprağı. Aynı zamanda Barnabas İncil'i de incir yaprağı diye söyler. Şimdi bakın incir yaprağı derseniz özelleştiriyorsunuz işi. Dolayısıyla ya ona bir iyi kavramı yüklüyorsunuz ya da kötü bir kavram yüklüyorsunuz. Ama cennet yaprakları dediğinizde bakın herhangi bir şey yüklenmemiş evet. Oluyor. Alemi de yaratılışın da başka bir yerde olduğunu. Evet. Tabii yaratılış yeryüzünde evet, oluyor evet. Zaten. Cennet dediğimiz şey onu da nereden çıkarttık? Ayette ne dedi? Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım evet. Demişti. Yani dolayısıyla bakın yaratılışın yeryüzünde olduğunu zaten Kur'an ayeti bize söylüyor yeryüzündeki bir bahçede gerçekleştiğini ve o hadiselerin yeryüzünde yaşandığını bize söylüyor. Zaten o ağaçtan şeytan onları niye kandırıyordu? Bundan yerseniz ölümsüz olursunuz. Demek ki bunlar ne? Ölümlüler. Dolayısıyla ölümlü olanların zaten cennette yani Müslümanların gideceği cennette olma ihtimalleri yok ki. Yani orada ölümsüz insanlar olacak. Evet, ölmeleri bile zaten. Tabii yani dolayısıyla bu dünya ölümlülerin dünyası. Evet, zaten evet. Şeytan da onları ölümsüzlükle kandırmıştı. Dolayısıyla ne oldu bakın? Yani Kur'an kavramlarını kafamıza nakşettiğimizde bizi farklı mecralara götürür. Düşünce dünyamızı bambaşka yönlere çeker ve zenginleştirir. Ama diğer kavramları seçerseniz oradan oralar sizi kısırlaştırır. Mesela şeyi de çok bilir seyirciler. Mesela İbrahim peygamberin çocuğunu kurban etmeye çalışırken Hazreti. Koç geldi diye söylenir. Mesela bu kavram nereden? Bu kavram Kur'an'ın kavramı değil. Bu Kur'an'da Tevrat'ın kesinlikle bir kavramı. Belirtilmiyor. Ne tabii. Evet. Bu Tevrat'ın kavramı. Şimdi mesela Kur'an'da kurbanın herhangi yani onun da şartları var tabii. Kesilecek hayvanlar bellidir. Ama siz İbrahim peygambere koç geldi diye belletirseniz insanlara o zaman insanlar kurban bayramında koç kesmenin daha makbul olduğunu düşünebilirler. Bu da ne oldu? Bakın kısırlaştırdı. Evet, evet. Dünyamızı kısırlaştırdı, daralttı. Yani alanını daralttı. Oysa ki Kur'an'ın böyle bir derdi yok. Kur'an alabildiğine insanın geniş. Düşünce dünyasını evet, evet. Açar. Yani çok farklı mecralara yelken açmasına vesile olur. Onun için Kur'an'ı kavramların netleştirilmesi gerekir. Eğer bunu netleştirebilirsek o zaman işte Kur'an arkeolojisi yapabiliriz. Diğeri Kur'an teyit ve tasdik kitabıdır. Mesela Kur'an Tevrat ve İncil'lerde geçen konuların hangisi doğru hangisi yanlış olduğunu bize gösterir. Mesela yine ona bir örnek verelim. Şunu herkes bilir. Adem ve eşi cennette yaratıldığı zaman cennetin kapısında bir yazı görür. Yazıda La ilahe illallah Ahmet Resulullah ve Adem sorar. Ya Rabbi benden önce insanlar mı vardı yoksa? Allah der. Senden önce insanlar yoktu ama senden sonra gelecek alemleri yüzü suyu hürmetine yarattığım bir peygamber. Peygamber Hazreti Muhammed gelecek, Hazreti Ahmet gelecek diye orada anlatılır. Şimdi bu hikaye Barnabas İncil'inde anlatılır. Bakın ne oldu? Alemleri onun içinde, dünyaları onun için yarattığını söylüyor. Oysa ki Bakara suresi 29. ayette dünyayı ve içindekileri Allah insanlar için yarattığını söyler. Bakın ne oldu? Tam tersine bir şey işledi. Dolayısıyla Kur'an bu bilgiyi teyit ve tasdik etmedi. Evet, evet. Yani ya Kur'an böyle demiyor. Biz kimiz bu, ki evet, onu bu bilgiyi, bu bilgiyi evet. Teyit ediyoruz. Var mı böyle bir ayet? Yani varsa evet. Söyleyin. Yani aynen öyle. Dolayısıyla ne oldu? Bakın Kur'an teyit ve tasdik kitabıdır ve böyle
yüzlerce bilgiyi teyit ya da tasdik eder ya da reddeder. Yani aynı zamanda Kur'an bu manada muhalif ve reddediş kitabıdır da. Yani reddeder, yani bilgilerin olmadığını, o kitapta hiçbir bilginin doğruluğunun olmadığını da Kur'an söyler. Diğeri de Kur'an detay veren bir kitaptır. Mesela bu da çok yanlış bilinen bir şey halkımız tarafından. Kur'an'ın detay vermediği söyleniyor. Detay vermedi demek zaten Kur'an eksiktir manasına gelir. Evet, bir hakarettir. Yani aslında, hakarettir yani. Kur'an oysa ki detayların kitabıdır. Yani Kur'an tüm dünyanın biriktirmiş olduğu bilgilerin bize detaylarını anlatır. Mesela şöyle bir örnek verelim buna da. Mesela Nuh peygamber gemiye biner inananlarla birlikte. Hiçbir kaynakta geçmeyen Kur'an bir bilgi verir. O da nedir mesela? O da bir çocuğunun gemiye binmediğidir. Mesela o bilgi hiçbir kaynakta geçmez. Detay bir bilgidir. Detaya yani. Girer yani. Detaya girer yani. Evet, bu, evet. Bu detay bir bilgidir. Mesela Kur'an-ı Kerim daha insanlar, halkımız yine çoğu şunu düşünüyorlardır Nuh tufanı ile ilgili. İşte tufan evrenseldir ve Nuh insanlığın ikinci atasıdır. Oysa Kur'an böyle bir bilgiyi teyit ve tasdik etmez. Ona göre suç ferdidir. Kimse kimsenin suçunu üstlenmez. Dolayısıyla hiçbir kavim suç işledi diye Allah dünyayı onlar için yok etmez. Yani bu adalete de sığmaz zaten. Dolayısıyla ne oldu? Bakın bu bilgiyi teyit ve tasdik etmedi ve aynı zamanda da detayda bilgi verdi. Dedi ki evrensel değil, bölgeseldir. Ve bölgesel olduğu için de insanların hepsi yok olmamıştır. Dolayısıyla Nuh da insanlığın ikinci atası değildir demiştir. Evet, yani evet. Aslında Kur'an-ı Kerim'in kavramlarıyla düşündüğümüzde dediğim gibi bize çok farklı ufuklar açar. Çok farklı düşünce dünyamızı zenginleştirir. İşte eğer Müslüman dünyası kavramlarını netleştirebilirse, yani hangi kavram hangi metinde ne şekilde geçtiğini anlayabilirse, işte bizi o zaman tutacak bir gücün olmadığına ben inanıyorum. Yani bizim ilerlememizin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Ama bu kavramları netleştiremez ve bu kavramlarla karma karışık olan zihin dünyamızdaki bu kavramlarla devam ettirirsek yaşantımızı, maalesef bizden herhangi bir ilerleme çıkacağını düşünmüyorum. Evet. Şimdi diğer bir metodumuz da zaten Kur'an bunların tümün göz önünde bulunduğumuzda değişmemiş ve değiştirilmemiş bir vahiy kitabıdır. Şimdi bunu da herkes böyle söylüyor. Değişmemiş ve değiştirilmemiş bir vahiy. Peki delilimiz nedir? Delilimiz de bakın şudur. Mesela ne dedik? Koç dedik, değil mi? Ondan sonra incir dedik, değil mi? İncir yaprağı dedik. Bunun gibi yüzlerce kavram söyleyebilirim. Bakın bunların hepsi kafalarımızda var. Zihinlerimizde var ama bu kavramların hiçbiri Kur'an'ın içinde yok. Peki nerede var? İşte bunlar hocam. Bunlar yani Kur'an'ın değiştirilmediğinin delili. Ha bunlar maalesef zihinlere nakşolmuş ve biz Kur'an'ın kavramlarıyla Müslümanlar düşünmesi gerekirken düşünemez hale sokulmuş. Ve düşünemez hale sokulunca kavramlar karma karışı olunca dolayısıyla biz oturduğumuz yerde saymaya devam ediyoruz. Şimdi dedik ya Tevrat nasıl değiştirildi, tahrif edildi. Şimdi bu metotlar, bakın bu metotlarımızı kafamızın bir yerine koyalım. Şimdi Maide suresi birinci. Şu Ali Kur'an-ı Kerim'i anlama metodu diyelim buna, değil mi hocam? Evet, evet. Bir gösterelim Ali, bir daha gösterelim şöyle. Kur'an arkeoloji yöntemi değil mi? Kur'an arkeoloji yöntemi metodolojisi, evet, metodu. Hocamın sunduğu 11 nolu metin. 11 nolu metin. Biraz önceki görsel. Evet. Ondan sonra hemen biri koyalım isterseniz. Evet. Onu bir gösterelim. Ondan sonra devam tamam. edelim hocam. Tamam. Neyse biz devam edelim hocam. Peki şimdi şimdi Maide suresi 15. ayette aslında Kur'an Tevrat'ın nasıl değiştirilmiş olduğunu bize
izah ediyor, gösteriyor, evet. Delillerini sunuyor. Zaten kitap, Kur'an-ı Kerim, Tevrat'ın nasıl değiştirildiğini, çünkü Kur'an-ı Kerim'in iddiası şudur, nedir? Siz mesela şöyle, onlara Adem'in iki oğlunun haberini doğru olarak oku, gerçeğini oku. Ya da biz sana Musa'nın hikayelerinden bir kısmını doğru olarak okuyoruz. Bakın kitabın iddiası ne? Kur'an'ın iddiası gerçeklerin ve doğruların uhdesinde olduğu. Demek ki bunun bir de doğrularının olmayanları, olmayanları var. Peki evet. Bunlar nerede? İşte bunlar da ehli kitabın elindeki kitaplarda. Peki bunlar nasıl ortaya çıktı? Aslında ehli kitap peygamberimize zamanında gelerek ona evet. sorularıyla kendi kitaplarının aslında nasıl değiştirilmiş olduğunu da öğrenmiş oldular. Ama onlar iman etmediler o zamanki ehli kitap kişiler. İnanmadılar hatta peygamberimize, çünkü o öyle şeyler söylüyordu ki peygamberimiz ayetlerle onların kitaplarındaki bilgilerin tam tersini anlatıyordu. Öyle olunca ne dediler? Ya sen büyülenmişsin, cinlenmişsin, sen delisin, sen mecnunsun. Bakın bunun sebebi buydu. Bir nolu evet. şeyi açabilir miyiz? Evet. Bir nolu. Arkadaşlarımızın girmelerini peki. rica edeceğim ama herhalde şu anda peki. Devam edeceğim. Şimdi, evet. şimdi birinci, yani şöyle, 15. Evet bakın. Şimdi bu ayette, bu ayetin iki yönü var. Evet. Bir tanesi, ey ehli kitap, Resulümüz kitabınızda bulunup da, bakın kitabınızda bulunup da, gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak için geldi. Zaten Peygamberimiz bunları Kur'an'da açıklamış. Bunların ne olduğunu açıklamış, izah etmiş. Dolayısıyla ayetin birinci yönü hangi yöne bakıyor? Kur'an-ı Kerim'in Tevrat metinleri içerisinde bulunan ilgili metinlerin ne şekilde değiştirilmiş olduğunu bize gösteriyor. İzah ediyor. İzah ediyor. Dolayısıyla bunları eğer karşılaştırmalı okursak zaten bunları görürüz. Bunları çok rahat anlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ı mesela öyle tabii mi? Tabii mesela İbrahim peygamberin elçiler gelirler. Elçiler Kur'an-ı Kerim'de sayı verilmez. Tevrat 3 tane söyler. Mesela elçiler gelir. İbrahim peygamber Tevrat'a göre hemen bir buzağı keser. Yanına ekmeğini diğer aparatlarını koyarak onlara sunar ve onlar bunu afiyetle yer. Oysa Kur'an bir buzağa kesildiğini söyler ama onlara ellerini uzatılmadığını yemediklerini söyler. Evet, evet. Bakın, düzeltir yani. Tabii evet. Yani Kur'an-ı Kerim yani oradaki metnin ne şekilde bozulduğunu bize gösterir. Yani o metnin orijinalinin Kur'an'daki gibi olması gerektiğini bize izah eder. İzah eder Kur'an-ı Kerim. Şimdi demek ki bir yönü kitaba bak. İkinci yönü birçoğunu da açığa vurmuyor. Demek ki birçoğunu da anlatıyor ama bazen evet, anlatmıyor. Evet. Anlatmıyor. Peki biz bu birçoğunu açığa vurmayarı nereden bulacağız? İşte bunu Kur'an arkeoloji metoduyla bulacağız. Kur'an arkeoloji metoduyla bunu çok rahat bir şekilde biz zaten bulabiliriz. Bunu şimdi örneklendireceğim. Evet, evet, hangi şeyle örneklendireceğim? Maide suresi 45. Görsel 3 mü hocam o? Görselimiz 2. 2 mi? Ha, özür diliyorum. Görsel 2. Evet. Görselimiz 2. Evet şu anda görüyoruz. Evet şimdi bakınız Maide suresi 45'te Allah şöyle diyor. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralamalarda da kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Demek ki bu metin Tevrat'ta vardı, varmış. Evet, evet. Peki bu acaba bu metin Tevrat'ta nasıl var? Şimdi ona bir bakalım. Bir sonraki görsel. Evet. Bakın şimdi şöyle var. Bunu 23-25 var ama bunun bir de 22. cümlesi var Tevrat'ta. Çıkış 21. bölüm 22 ve 25. cümleler. Şöyle diyor, iki kişi kavga ederken gebe bir kadına çarpar, kadın erken doğum yapar ama başka bir zarar görmezse, saldırgan kadının kocasının istediği ve yargıçların onayladığı miktarda para cezasına çarptırılacaktır. Birinci bu. Evet. Hemen akabinde şu var,
23-25. Cümleler. Ama başka bir zarar varsa, cana karşılık can, göze karşılık göz, dişe karşılık diş, ele karşılık el, ayağa karşılık ayak, yanığa karşılık yanık, yaraya karşılık yara, bereye karşılık bere ödenecektir. Bakın, şimdi Tevrat'ta ilgili kısas cümleleri bunlar. Peki Kur'an ne dedi? Az önce izah ettim, ayeti okuduk. Şimdi bunun çıkış bölümündeki 22. cümle neydi? İki kişi kavga ediyor ve gebe bir kadının çocuğunun düşmesine ne tahrifini ortaya evet, koyuyor. Sebep oluyor. Evet. Bakın, şimdi bu zaten Kur'an'da yok. Bu Kur'an'da böyle bir bilgi yok. Peki o zaman iki kişi kavga gebe kadına çarpar ve kadının çocuğunu düşürürse yasaları nerede var? Hemen 7 numaralı metni açar mıyız? 7 numaralı görsel. Evet, şu anda ekranda. 7 numara. Bakın şimdi burada bakın Hammurabi yasaların burada zaten kısas şeyleri de var. Mesela eşnunla kanunlarında burun ısırmak, göz, diş sakatlamak, parmak koparmak bunlar para cezasına çarptırılırken Hammurabi kanunları bunlara kısas veriyor. Mesela kör etmek kısas oluyor, kemiği kırmak kısas oluyor, dişi sökmek kısas, yanağı vurmak kısas. Ama bakın hamile kadının çocuğunu düşürmek bunda kısmen kısas var ama para cezası aynı buradaki gibi. Yani Hammurabi kanunları Tevrat'a girmiş yani. Tabii bakın şimdi bakın ne dediydi ayette? Ayette evet. Ne dedi birinci ayet, ikinci bölümünde ne dedi? Çoğundan da vazgeçiyor. İşte o çoğunu biz Kur'an arkeolojisiyle tespit edebiliriz. Antik filolojik verilerden yola çıkarak ya da arkeolojik verilerden yola çıkarak bunları çok rahat bulabiliriz. Bakın şimdi Hitit yasalarına baktığımızda da yine hamile sadece kadının, Hammurabi de değil, Hitit yasalarında da var. Hammurabi evet. 1790'lı yıllarda yapılmışken bu kanun İsa'dan önce 200 yıl, 250 yıl sonra, 300 yıl sonra Hititlerde aynı yasa var. Nedir? Hamile kadının çocuğunu düşürmek. Peki bu yasa nedir? Dört nolu metin. Dört nolu metini açalım. Geçelim. Bakın şimdi. Evet şu anda. Evet Hitit yasasında ne diyor? Bakın şimdi eğer herhangi biri hür bir kadının rahmine her ne şekilde zarar verip doğmamış bebeğin düşmesine sebep olursa eğer bu olay hamileliğin 10. ayında olmuşsa 10 ay 10. ay ne demek? 9 ay 10 gün sürüyor ya hamilelik. Yani o son 10 gün zarfında olmuşsa 10 şekel gümüş verir. Eğer bu olay hamileliğin 5. ayında olmuşsa 5 şekel gümüş verir. 1 şekel 12 gram. Ağırlığına tekabül ediyor gümüş. Böylece salı verilir, serbest bırakılır diyor. Bakın aynı Hammurabi yasasında ve Hitit yasasında olan bir yasa maddesini biz Tevrat'ta ne oldu? Burada gördük. Evet, görüyoruz. Gördük. Bakın evet. Şeyin kısas ayetinin bir üstüne bu metni yerleştirmişler. Yani bu metin koyulmuş. Zaten Musa'nın çıkış bölümündeki yasa maddeleri Hitit kanunlarındaki yasa maddeleriyle çok yakın benzerlikler içerir. Ben bunları kitaplarımda Hitit kanunları metinlerinde falan yayınladım, gösterdim. Hatta zannediyorum 9. Hittoloji Kongresi'nde uluslararası tüm dünyadan gelen Hititologların önünde de bu metinleri okudum, sundum. Dolayısıyla bunlar da yayınlanmış olmuş. Makaleler yani zaten. Evet, şimdi Altınoğlu şeyi. Görsel. Altınoğlu görsel. Buradan çok rahat şimdi göreceğiz. Evet. Şimdi Kur'an nerede detay verdi? Neyi çıkardılar? Neyi eksilttiler? Bunları görelim. Şimdi bakın. Maide suresi 45'te cana can, göze göz, dişe diş, yaralamalarda kısas vardır dedi. Şimdi Kur'an neleri teyit etti? Bakın. Cana can, göze göz, dişe diş, yaralamalarda da kısas var. Mesela yanığa yanık, bereye bere. Bunları teyit etti. Bunlar doğru dedi. Bunlar orijinal kitapta vardı dedi. Evet, evet. Peki nelere muhalif etti? Bakın burada Tevrat'ta ne vardı? El yerine el, ayak yerine ayak ifadesini reddetti. Bunlar içeriye sokuşturulmuş. Sonradan konulmuş bunlar buraya. Evet. Sonra kısas kitabın dedi? İçine girmesini kabul etmedi yani Kur'an. Evet yani Tevrat'ın evet, evet. Tevrat'a eklemeler yapılmış. Bakın bunu çıkarmalar etmedi Kur'an'ı. Orijinaller kalmış, orijinallerin içerisinde eklemeler yapılmış, çıkarmalar. Şimdi eklemelerini gösteriyoruz.
el yerine el, ayak yerine ayak ifadesi ile Hitit'in ve Hammurabi yasalarındaki hamile kadının çocuğunun düşürmesine sebep olmak maddeleri sonradan eklendiğini görüyoruz. Bu Tevrat yasasına, şeyine, maddesine. Peki peki Kur'an nerede detay verdi? Buruna burun, kulağa kulak ifadesiyle kim kısası bağışlarsa ve kendisi için bir kefaret olur. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez, işte onlar zalimlerin ta kendileri diye yazılı olduğunu bildirip hiçbir kaynakta geçmeyen bu kısımların yerlerinden kaydırılıp ve çıkarılıp gizlendiğini bize detaylandırdı. Evet, evet. Bakın. Çok somut hocam. Çok her şey, evet. Çok net zaten. Evet, ha, evet. Demek ki o zaman bakın, birincisi elimizde kitabımız var, Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'i zaten kıyaslamalı okumalarla biz ilgili kısımların ne şekilde değiştirilmiş olduğunu görebiliriz. Artı ne gibi arkeolojik ve filolojik belgelerin de içerisine sirayet ettirilmiş olduğunu da görebiliriz. Bunu şöyle söyleyeyim. Şimdi bunlar belki bizim halkımız tarafından ilk defa dinleniyor, duyuluyor ama Batılılar bunu biliyorlar zaten. Konuşuyorlar, biliyorlar. Batılılar, evet, bunları doğru yazıp çiziyorlar. Biblical arkeoloji dedikleri, İncil arkeoloji dedikleri bilim dalı içerisinde bunları yazıp çizmekteler zaten. Bunlar üzerinde fikirler beyan ediyorlar. Ama tek bir farkla, o da nedir? Onlar Kur'an'ın o konuda dediklerini içeriye dahil etmiyorlar. Onlar sadece arkeolojik veriler ve kutsal kitap verileriyle hareket ediyorlar. Kendi kutsal kitapları. Evet, ama biz Kur'an arkeolojisi yapacağız diyoruz. Kur'an arkeolojisi ise şunu vaat ediyor. Kur'an arkeolojisi hem arkeolojik veriler, hem kutsal kitabın verileri, hem de Kur'an'ın verileri ve hepsini Kur'an'ın hakemliğinde ve üst görüşüyle bunları anlama yoluna gitmemizi anlatıyor, gösteriyor bize. Evet. Bunları veriyor. Yani bunları vaat ediyor Kur'an arkeolojisi. Dolayısıyla aslında yapılmamış ve şimdiye kadar söylenmemiş bir şey vaat ediyor. Ha, ama bunu zaten Kur'an söylemişti. Biz bunları hatırlatmış oluyoruz ve bu işin içerisine sadece arkeolojik ve antik filolojik verileri de dahil ediyoruz. İbrahim'le ben çok iyi anladım. Seyircilerimizin anlamaz, evet, veya onların da anladığından şüphem yok ama şunu ne ifade edebiliriz, ekleyebiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'in arkeolojik kazılarla da ters düşmediğini, bilakis kesinlikle onlarla birlikte tam bir hakikati ortaya koyduğunu. Kesinlikle. Şimdi bir de şöyle bir şey anlatayım. Şimdi Kur'an arkeolojisi deyince şöyle bir şey anlaşılıyor zannediyorum. Arkeologlar, Kur'an arkeolojisi içerisinde çalışacak olan arkeologlar falan merkezleri kazacaklar. İşte Nuh Aleyhisselam'ın gemisini arıyorlar. İşte gemiyi bulmaya vakfedecekler ömürlerini. Hayır. O da var. O işin içinde o da var. Ama işte bu şeyleri nasıl şu şekilde buluyorsak, oradaki bir kelime üzerine, bir konu üzerine bir fikir beyan edilecek. Onlarla ilgili yazılar, makaleler yazılacak. Batılıların o alanda yazmış olduklarına cevaplar verilecek. Ya da eklemeler yapılacak. Onlara bir muhalif olunacak ya da kabul edilecek. Evet, yani evet, evet. Dolayısıyla dolayısıyla aslında yeni bir şey öneriyoruz. Yani evet. Ve halkımızı ve bilim dünyasına nefes aldıracak bir şey öneriyoruz aslında. İnşallah bu algılanır ve benim yazdıklarım inşallah okunur. İşte YouTube kanalındaki Kur'an Arkeolojisi Okulu'ndaki videolarım izlenir. Oradan bir fikir elde edilebilir inşallah. Ve bunun üzerinde kafa yorulursa ve bu halkımıza kazandırılabilirse, mesela üniversitelerimizde bir lisans seviyesinde bir Kur'an arkeolojisi bölümü oluşturulabilirse, bunu bir programımızda daha söylemiştik, tekrar evet, söyleyelim. Burada YÖK mü, tabii, Milli Eğitim Bakanlığımız mı, kim yetkilisi? YÖK'ün elinde olan, evet, bir şey. Tabii önce bir üniversitenin buna talip olması ve bunu YÖK'e teklif etmesi tüm delilleriyle, daha doğrusu önce ulusal ve uluslararası bir kongre tertip etmek lazım bununla ilgili ve
Ve burada hocaların tüm görüşleri değerlendirilmeli. Herkesin çünkü görüşleri çok önemli. Hem arkeologlardan hem ilahiyatçılardan bu konuya gönül veren kim varsa orada bilgilerini sunmalı ve bunlar yayınlanmalı, bu bildiriler tek tek yayınlanmalı ve bir sonuç bildirgesi oluşturulmalı ve bunun üzerine yeniden oturulup, yeniden düşünülüp, yeniden bir şeyler yazılarak bu bölümün nasıl açılıp nasıl hizmet edebileceği tek tek düşünülüp YÖK'e tabii ki bu sunulmalı. Ve YÖK de bunu kabul ederse üniversitelerimizde ve bunlar zaten Kur'an Arkeolojisi bölümü açıldığında burada arkeoloji bölümünün derslerinin aynısı okutulacaklar. Yani buradan mezun olan ilahiyatçı olmayacak. Buradan mezun olan arkeolog olacak. Yani ama farklı bir detay burada, var sadece. Burada sadece fark evet, olarak, evet. Fark olarak burada hem İbranice okuyacak, hem Arapça okuyacak, hem antik filolojik belgeleri okuyacak. Yani burası daha detaylı, daha şumullü bir bilimi kapsayacak. Onlarla yetişecek öğrenciler. Ama bunlar mezun olduğunda tabii ki imam olmayacak. Bunlar evet, mezun olduğunda arkeolog olacak ve arkeoloji aynı Batı'daki gibi, nasıl Batı'da insanlar İncil arkeolojisi yapanlar arkeologlarsa bizdekiler de bunlar arkeolog olacak. Aslında yani çok farklı, bambaşka bir bakış açısı getiriyorsun. Evet. Yani onu söyleyeyim. Yani burada biraz aşırı ifadeler kullanmaktan korkuyorum. Yani tepki de oluşmasından korkuyorum ama. Tabii. Yeni bir şey çünkü. Evet. Ama şunu net bir şekilde belirtebilirim ki bu dediğinizin ben şahsen net bir şekilde olması gerektiğini savunuyorum. İnşallah olur. Çünkü hakikat şöyle, aslında dediğiniz şey çok basit hocam. Evet. Hakikatin üzeri topraklandı. Evet. Bu toprağı üflememiz gerekiyor. Kesinlikle. Ve ortaya çıkartmamız yoksa, gerekiyor. Yoksa ki başka türlü sirkinip kendimize gelemeyiz. Biz de kendimize de gelemeyiz. Bayağı bir zaman alacak. Evet. Ve bu böyle giderse gelemeyeceğiz gibi. Evet evet. Yani şöyle diyeyim. Şimdi mesela kubbe geleneği bizde Bizans'tan alınmıştır mesela kubbe geleneği ama Ayasofya'nın karşısına biz bir Sultanahmet dikmişiz. Sultanahmet'te bir kubbe vardır ama kubbenin yanında da yarım kubbelerle biz meydanı, mekanı daha da genişletmişizdir ve yapıyı daha da sağlamlaştırmışızdır. Yani aslında biz Ayasofya'nın karşısında Sultanahmet'i yapmakla biz sizden daha iyiyiz demeye getirmişizdir. Aslında bu i̇şte budur biz, yani değil evet, mi? Evet, biz işte şimdi bunu yapmaya evet, çalışıyoruz. Yani Kur'an arkeolojisi aslında buna taliptir. Bunu yapmaya taliptir. Böyle bir şeyi yapmaya taliptir. Ve bu eğer gerçekleştirilebilirse inşallah ben milletimiz adına çok büyük işler başarılabileceğine inanıyorum. Zaten bunları yazdım, çizdim, bunları test ettim kendimce. Milletimiz de test ediyordur okuyanlardan. Dolayısıyla şimdiye kadar öyle pek büyük yani yanlış dönütler, kötü dönütler de olmadı. Tabii ki eksikler olacaktır. Zaten eksikleri bizden sonraki jenerasyon tamamlayacak zaten. Biz önemli olan başlatabilmek. Evet, biz temel atıyoruz. İnşallah bu yapılabilirse ki bakın bu ne kadar güzel bulabiliyoruz değil mi yani Kur'an-ı çok Kerim'deki net olarak her şeyi oturtturabiliyoruz yani kafalarımız netleşiyor. Her şey berraklaşıyor yani. Bu milletimizin faydasına bir şey zaten. Evet, evet, yani. Kesinlikle. Evet. Şimdi hocam tabii zamanımız da hızla ilerliyor. Evet. Yani burada bu noktaya kadar herhalde anlaşılmayan bir şey i̇nşallah, yok yani evet, değil mi? İnşallah. Çok net. Ya ama yani tahrif edildiği çok bariz bir şekilde ortada. Aslında tabii hani konuyu güncelleştirirsek ben şunu da sormak istiyorum. Yani biraz bilimsel tabii boyutu var olayın. Çok gerçekten önemli bir ilmi aslında çalışma ortaya koyuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim arkeolojisiyle ve bu süreçte de hem Tevrat'ın tahrif edildiğini hem İncil'i de aslında burada değil tabii mi? Tabii onlar da o şekilde tahrif edilmiş durumda. Bunlar hem de bariz ya örneklerle bunlar benim sözlerim değil. Bunlar evet, evet. Kur'an'ın iddiaları zaten. Yani evet, bu iddiasını ispat edecek verileri de Kur'an evet. ortaya sunuyor. Biz sadece dillendiriyoruz. Evet, arkeolojiyle de onu görebiliriz. Görebiliyoruz. Evet, yani evet. o kadar. Yani bu benim iddiam
değil, değil yani değil, onun hocam, tahrip edilmiş olduğu. Ben söylemiyorum yani. Evet, bu Kur'an'ın zaten iddiası. Tarih bunu evet. Hristiyanlar da Yahudiler evet, de biliyor ki. Zaten de. Evet. Şimdi hocam burada tabii mesela tahrip edilmiş bir Tevrat çok sapkın bir siyonizmi ortaya koyduruyor. Yani evet. Çok işte faşist bir yapıyı ortaya koyduruyor. Maalesef. Ki biliyorsunuz mesela İsrail'in eğitim sistemi tamamen bir katliamlar aslında silsilesinin sürekliliğini sağlayacak bir eğitim sistemi var. Yani dünya evet. Üzerinde zannetmiyorum Kuzey Kore'de dahil olmak üzere bu kadar aşırı faşist, bu kadar aşırı insan düşmanı bir yapı evet. Mümkün değil, yok herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Doğru. İşte bunun kaynağını da Tevrat olarak tahrip edilmiş. Kesinlikle öyle. Tevrat, biz eğer bu hakikatleri ortaya korsak aslında eyvallah. Bu iddiaları da çürütmüş zaten, olmayacak mıyız? Tabii ki yani? Zaten bu Kur'an arkeolojisi verileriyle bunları da siz ortaya koyduğunuzda mesela şöyle diyelim. Şimdi burayı açalım mesela açalım. Biraz daha anlaşılır şimdi olabilir. Şimdi mesela Tevrat'ta hemen hemen her peygambere bir iftira atılmıştır. Yine evet, Kur'an'ın evet. iddiasıdır. Bir iftira atılmıştır ve Kur'an bunların her birine bir cevap verir. Yani Davut Aleyhisselam'a, Süleyman hepsine, Aleyhisselam'a hepsine iftiralar atılıyor. Nuh peygambere iftira atılmıştır. İbrahim peygambere iftira atılmıştır. Musa Aleyhisselam'a da var. Musa peygambere de aynı şekilde. Söyleyeyim de. Tabii ki ve dolayısıyla bakın Kur'an bunlara cevap verir. İşte siz bu cevapları yine arkeolojik verilerle de destekleyebilirsiniz. Mesela bugün İsrail kendi coğrafyasında kazı çalışmalarını yürütüyor. Ben yayınlarını takip ediyorum, okuyorum. Zaten belgeseller yapıyorlar hocam. Tabii, adamlar bu konuda sistemli çalıştıklarını yani çok kabul güzel, etmek zorundayız yani. Çok güzel tırnak içerisinde deyip çünkü hakkını da vermek lazım evet, evet. Adamların. Yani yüzey araştırmalarını tamamlamışlar. O bölgeyi dolaşmışlar, kazı çalışmalarını bizim yapmışlar. Bizim gibi davranmıyorlar gerçekten. Kesinlikle bakın şekilde. Şimdi mesela Davut kentinde efendim işte Burak duvarının olduğu kısımlarda Harem-i Şerif'in güneyinde, doğusunda, batısında her yerde ve diğer kazı merkezlerinde arkeolojik merkezlerde kazılar yapıyorlar ve bunları yayınlıyorlar, yayınlamışlar yani. Evet, şimdi evet. Şimdi bunları niye yapıyor bunlar? Kendi iddialarını desteklemek için yapıyor. Peki biz acaba mesela bizim arkeologlarımız da dahil olmak üzere acaba bizim bu camianın insanlarından kaç kişi acaba orada bunlar hangi kazıları yaptı, yüzey araştırmalarını yaptı? Bunların hangisini biliyoruz? Mesela orada ne çıkarttılar? Mesela halen tapınağı bulamadılar. Evet. Yani bakın mesela, sadece Davut'un o kadar önemli konular ki yani tabii hocam. Tabii mesela bakın Davut'un evi diye sadece bir yazıt ele geçti Davut peygamberle alakalı olarak. Tek bir veri ortaya çıktı. Yani bunu da aslında o üzerinde düşseniz hatta bunu da çürütebilirsiniz yani dersiniz ki tek bir veriyle bir şey anlatabilir bilimsel misiniz? Bir veri olmaz. Yani ispat edilebilir. Teori yani, olabilir. Yani tek bir veriyle. Evet, evet. Yani bakın bunlar ne yapıyorlar? Bunlar iddialarını doğrulatmak için pek çok yayınlar yapıyorlar. Ve bunları kamuoyuna sunuyorlar. Yani evet, mesela evet. Bunları gizli de yapmıyorlar. Evet. Bakın ben internete giriyorum. Onların yapmış oldukları yayınlarını internetten indiriyorum. BBC'de belgesel yapıyorlar hocam. Bakın yani. İngilizce, Almanca Türkçe ve Fransızca. Türkçe de yapıyorlar hocam. Tabii, yani. Türkçesi Fransızca var. Bunları yayınlarını okuyabiliyorum. Şimdi Kur'an arkeolojimiz yok işte bizim. Evet, evet. Bunların yaptıklarının muhalifi olacak şekilde. Veya hakikati ortaya koyacak. Doğru mu yanlış evet, mı olduğunu. Test ettirecek şekilde bir Kur'an arkeolojisi bölümümüz yok. Yani arkeoloji bölümlerimizde de zaten Anadolu ile uğraştığımız için tüm arkeologlarımız Anadolu arkeolojisi ile uğraştığı için zaten oranın arkeolojisi ile ilgilenmiyorlar. İlgilense ne olacak? Evet. Neye faydası olacak yani onlar için mesela? Dolayısıyla Kur'an arkeolojisinin yapılması bu onların iddialarının çürütülmesi için de çok önemli bir şey. Evet, hakikatin ortaya çıkması için. Bunun işte acilen kurulması gerekiyor bence, benim kanaatimce.
Ama yapılır inşallah. Hocam yani şöyle burada hani bir gerçeği de şöyle ifade edelim. Evet. Bizim bizim üniversitelerimizdeki ilim, ki siz üniversitemizde profesörsünüz, değerli bir akademisyenimizsiniz. Biz de acizane bir yerlerinden okuduk işte yani üniversiteye girdik çıktık. Şunu gördüm ben mesela, benim tespit ettiğim şu. Biz ilim yazmamışız, bilim yazmamışız. Evet. Yazılmış, ortaya konmuş bilimi öğreniyoruz tabii biz zaten. Tabii daha tarih yazmadık biz. Tarih yazmadık. Tarihimizi yazamadık. Yazamadık. Evet. Kendi tarihimizi, Türk tarihini, yazamadık. İslam tarihini, bunları yazamadık. Bunların arkeolojik araştırmalarını yapamadık. Felsefemizi ortaya koyamadık. Yani metotları biz belirlemedik. Biz belirleyemedik. Psikolojimizi biz ortaya koyamadık. Metotları biz belirleyemediğimiz için tarih yazamadık. Evet, evet. Metodu biz belirleyip yazabilseydik olurdu. İşte zaten yani. Bu noktadan başlamak gerekmiyor. Evet, yani. İşte az önce bakın saydım. Kur'an arkeolojisi metodu. Metodu yerli ve millidir. Evet, evet. Ve bize anlatır. Evet, evet. Ve bu metot dahilinde, bu metot çerçevesinde zaten Kur'an arkeolojisi Güngör hocamın zaten metodolojisidir. Bu metodoloji üzerinden, tabii bu metodoloji daha çok geliştirilecek. Gençler bunu bizden sonra çok geliştirecek inşallah. İnşallah. Ben inşallah. Bunun er ya da geç yürürlüğe gireceğini düşünüyorum. Ama ne kadar erken olursa bu millet için o kadar hayırlı olacağını da düşünüyorum. Evet, aslında i̇nşallah. Koskocaman bir coğrafya için hocam. Tabii bizim ki. Bizim ayağa kalkmamız tabii. İnanın. Şöyle biz Gazze'yi anlarken de mesela konu bir şekilde oraya geliyor da çünkü buyurun. Yahudi, İsrail zaten o. Evet. Şöyle biz öyle anlıyoruz ki şimdi yeni başladı İsrail'in katliamları. Evet. 1980'lere gidin işte Şatila katliamı meşhur, başka katliamlar. 1970'lere gidin. Mesela Lübnan karşınızda bugünün İsviçre'si gibi bir ülke olarak duracak. Evet tabii ki. Niye bozdular orayı? Evet, niye işte. Tahrif ettiler? Evet. Niye Suriye'yi tahrif ettiler? Niye Mısır'ı tahrif etmek istediler? Hemen izah edeyim isterseniz. İşte, değil mi hocam? Kısaca, lütfen. Yani, lütfen. Vaktimiz var herhalde. Vaktimiz 42 geçiyor. Zaman da çok hızlı geçiyor da hocam. Şimdi bakınız. Şimdi ben Davut ve Süleyman Peygamber'in krallığıyla ilgili bir kitap hazırlıyorum inşallah. İnşallah. Ocak ayı içerisinde inşallah. Ocak ayı içerisinde çıkarmayı düşünüyorum. Şimdi Davut ve Süleyman peygamberin krallığını ortaya çıkartan ana unsur göçlerdir. Evet. Hangi göçler? Ege göçleri. Ege göçleri. Ege göçleri. İsa'dan önce 1200'ler. Hem Hazreti İsa'dan 1200 yıl önceden önceki yıl. Evet. Bakın 1200'lü yıllarda İtalya, Yunanistan ve Balkanlardan gelen göçmenler, özellikle Balkanlardan gelen Frigler, Hititleri yıkmıştır, yok etmiştir yani. Ve Mısır'ın Güneydoğu Akdeniz, yani Filistin coğrafyasındaki hegemonyasını kaldırmıştır. Onun Firavun oradaki, krallığının tabii oradaki yani. Hakimiyetini kaldırmış ve orada bir başı bozukluk oluşturmuştur o Ege göçleri. İşte o başı boşluktan dolayı mesela Frig devleti, Lidya, Urartu, efendim Davut ve Süleyman peygamberin krallığı o devirde kurulmuştur. Şimdi bakın, şimdi ne oluyor? Etraftan zaten göçler yaptırılıyor. Evet, evet. Aynı senaryo tekrar yine devreye konulmuş. Bakın bunu biz bilmiyoruz ama. Yani bizim insanımız eski çağ okumadığı için, eski çağ tarihi okumadığı için bu Davut ve Süleyman krallığının nasıl neşet ettiğini orada bilmedikleri için yani şartlar Davut ve Süleyman peygamberin krallığının ordu oluşmasını sağlamıştır zaten. Hemen yukarıda Fenikeliler oluşmuştur. Yani Kenan ülkelerinden bir tanesidir Fenikeliler yani. Filistler de Kenan ülkelerinden bir tanesidir. Filistinliler yani. Filistinliler de Ege göçleriyle oraya gelmişlerdir zaten. Evet yani evet. Oradaki daha önce de orada bir kısım vardı ama yine diğer yerlerden efendim göçlerle oraya geldikleri noktasında da kitaplarda bilgiler okuyoruz. Bir Yahudi metodu yani o başıboşluğu oluşturmak değil mi? Evet bakın etrafımıza şimdi göç ediyor. Herkes Türkiye'ye göç ediyor. Evet, evet.
ne oluyor? Demografik yapı bozuluyor. Demokrasi, tabii tabii. Güçten düşürülüyoruz. Hocam bugün bir okulda arkadaşlarımız çekip yapmış. Evet. 140 tane ortaokuldan bahsediyoruz. 140 tane Suriyeli öğrenci varmış. Biz tabii. Böyle deyince aman Suriye düşmanı falan yok, değiliz, anlamayın. Değiliz. Öyle değil. Ama bakın onlar bilinçli Müslüman kardeşlerimiz. Biz sadece tespit yapıyoruz. Evet. Zaten Suriye'nin başını buluyor. Kim bozdu? Evet. Libya'nın başını kim bozdu? Yani niye bu hale bozdu? Gelindi? Evet evet. Onun tespitini yapıyoruz evet. Yani. Ve burada nereye varacak? Nereye varacak? Bu, evet. Bu nereye varacak bu evet, iş? Evet evet. Yani onu yani Davut ve Peygamber Davut ve Süleyman peygamberin krallığında uygulanan sistem sanki yani benim tarih okumama göre sanki yürürlüğe konulmuş gibi geliyor bana. Evet. Yani o işletiliyor şu anda. Evet. Aynı şey, aynı yani. İşte bunun Ege sonucu nedir hocam ama, peki? Ya. Ege göçleri yok ama başka, evet, göçler, başka var. Göçler var. Ya bu göçlerde diğer şeyleri toplumların parçalanmalarına da istikrarsızlığa da sebep olur yani. Evet. Onu o tespiti yapmaya evet, çalışıyoruz. Evet. Yoksa ki bizim başımızın tacı onlar çünkü yani, imparatorluk bakiyesiyiz biz. İşte, bizim herkese sinemiz açık. Evet, biz evet. Herkesi kucaklıyoruz zaten. Macar da bizim. Tabii ki. Suriyeli yani, de bizim. Biz ama zaten devlet o olsak, mantığımız o olsa değil bizim mi? Tarih boyuncaki misyonumuz bu zaten. Evet. Evet. Ya biz böyle bir toplumuz zaten. Biz mağdurun her zaman yanındayız zaten. Evet. Tuna'dan Nil'e uzanır tabii bizim. Tabii biz hiçbir zaman zalimi biz, tutmamışız evet, zaten evet, evet. Yani. Tarih ama değil. İşte buradaki asıl oyunu görmemiz lazım. Evet, çünkü aynen öyle. Suriye'deki kardeşlerimizin Türkiye'ye gelmesini sağlayan güç ya da unsur biz değiliz. Evet. Lübnan'ın başının bozulmasını sağlayan oradakiler başka değil. Bir güç, başka bir güç. Başka bir oyun oynanıyor. Tabii, aynen. Bunu çok iyi anlamamız tabii, gerekiyor. O planı görmek yani bu lazım. Mesela Kürt kardeşlerimizi kullanan, orada devletçi oluşturma. Bunlar başka güçler, tabii, başka aynen. Amaçları var. Aynen. Derken işte bu amaç herhalde Arz-ı Mevud'u konuşmayı mecbur tamam. Kılıyor. Değil mi hocam? Evet. Yani ve onunla da tamamlayalım. Evet. Şimdi Arz-ı Mevud tabii Tevrat'ın bir iddiası. Yani şöyle hocam mesela Tevrat'ın tahrif edildiğini ortaya koyduğumuzda Arz-ı Mevud'un da bir yalandan başka bir şey olmadığını da ortaya koymuş tabii olmuyor ki, muyuz? Tabii ki şöyle zaten bakınız, Allah böyle bir şey istemedi bunlardan. Zaten yani. Bu sözleşme İbrahim Peygamber 99 yaşındayken olur. Tevrat'taki evet. Bu olay 99 yaşındadır ve onunla bir anlaşma yapar. Der ki Tevrat'a göre Nil'den Fırat'a kadar. Ama bu arada devletleri sayar. O devletlerin içerisinde Hititler de vardır. Ve zaten İbrahim Peygamber'in 99 yaşındayken Tevrat'a göre o dönemde eski Hitit devleti Güneydoğu Anadolu bölgesinde Orta Anadolu, şöyle düşünün, Çorum, Konya, aynen. Ve Güneydoğu bölgesine kadar gelmiş ve Harran bölgesini zapt etmiş ve o bölgede Hititler yeni yeni yayılım alanı buluyor. Evet, bir medeniyet oluşturuyor. Evet, yeni yeni devlet kuruyor. Evet. Dolayısıyla Tevrat'ın o zamanki iddiası yani Arz-ı Mevud'u şu. Diyor ki Tevrat Nil'den Fırat'a kadar ama işte Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar. Ama bunu sürekli diğer peygamberlerle yeniliyor bu anlaşmayı evet. Tevrat. En son Yeşu dönemine geldiğimizde 5 dakikamız kaldı tamam. Arada hocam. Yeşu Hazreti Yuşa, Musa yani bizim evet, Hazreti şimdi tabii şöyle Yeşu'nun ifadesi bizim Tevrat'ta geçen bir kavramdır Yeşu. Bizim dinimiz kutsal kitabımızda bizde yoktur. Yoktur. Bizde evet, yoktur. Evet. Yani bu da bakın Tevrat'ın mesela bir kavramıdır. Neleri bize yutturuyorlar evet, yani. Bu Tevrat'ın kavramıdır. Şimdi Yeşu Musa peygamber öldükten sonra Musa peygamber onları Eriha bölgesinin doğusuna kadar getirmiştir. Eriha bölgesine girmemişlerdir daha. Yeşu onları Eriha bölgesinden alır ve bu halkı Kudüs'e kadar yayar. Ve bunlar artık köylüler halinde, çobanlar halinde yaşamaya devam eder. Bu Tevrat'ın iddiasıdır. Mesela o bölgede İsrail'in kazı çalışmaları var. Mesela o raporlarını okuyun.
Onların orada olduğuna dair, onların orada olduğuna dair bir iz bulamıyorsunuz. Ne çanak çömlekleri var, ne bir arkeolojik verileri var, ne bir şeyleri var. Bir şey bulamıyoruz. O dönem için söylüyorum. Yeşu dönemi için söylüyorum. Şimdi Yeşu Hitit İmparatorluk döneminde yaşıyor. Hitit İmparatorluk dönemindeki Yeşu'nun o arz-ı mevuduna şöyle bir ifade cümle eklenmiş Tevrat'ta. Deniliyor ki Hititlere yine sayılıyor ama onun güncellendiğine dair, onu şimdi tam cümleyi hatırlayamadım, güncellendiğine dair bir ifade var orada. Ha, demek ki o zaman Yeşu döneminde gördüğümüz arz-ı mevut, Hititler o zaman Anadolu'nun tamamına hakim ve Kıbrıs'a da hakim. Ve dolayısıyla arz-ı mevut dediğimiz şey tüm Anadolu toprakları en son hali güncellenmiş haliyle Anadolu ve Kıbrıs'ı da kapsıyor. Hepsini kaplıyor. Yani dolayısıyla bunların kavramları, yani kitabındaki kavrama göre düşündükleri için doğaldır zaten. Tutup Kur'an'ın kavramıyla düşünmeyecek zaten. Kendi kitabının kavramına göre düşündüğünde onun için şöyle bir şey, bizim için Anadolu toprakları ve Kıbrıs son nihai hedeftir diye düşünüyor evet. Zaten. Hocam böyle tamamlayalım. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Önemli konuları konuşmuş olduk. İnşallah. Ama eğer biz Kur'an arkeolojisini hayata geçirebilirsek bu bilim dalını, o zaman işte bu Tevrat'ın tahrif edildiğini, bu insanların da ne yazık ki insanlığı yok etmek için bir yapay aslında bilgiler bütünü oluşturduğunu ve buna inandıklarını, hatta buna taptıklarını evet. Ve bununla da dünyayı kan gölüne çevirmeye başladıklarını insanlığa anlatabiliriz aslında. Yani bunların tüm panzehiri Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Bu kadar. Kesinlikle. Evet. Hocam çok çok teşekkür ederim. Katıldığınız için. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bugün de bu kadar. Bugün de bitirmiş olduk. Ne denebilir? Yani inşallah tesirini halk etsin Rabbimiz. İnşallah. Değil mi hocam? Çok önemli konular konuştuğumuzu düşünüyorum. Evet, Profesör Doktor Güngör Karaoğuz hocama çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Katıldığı için. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım var. Hepsine tabii teşekkür ediyorum. Ve hepimiz adına güzel bir akşam diliyorum. Yarın tarım gündemiyle karşınızda olacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.